Şimdi İslam'da helal dairesinde oyunlar, eğlenceler var. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında da bazen güreş müsabakaları, ciritler, at yarışmaları biçiminde böyle eğlenceli yarışmalar yapılmıştır. Bu yarışmalar yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu yarışmalarda kadın erkek iç içe gelme meselesi söz konusu olduğunda hani İslam'ın temel bazı prensipleri var. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi de uygulamalarda bizzat bunun kıstaslarını, ölçütlerini beyan etmişler, izah etmişlerdir. Dolayısıyla buradaki olimpiyatların efendim, yaz olimpiyatları biçiminde ya da Müslüman ülkelerin olimpiyatları biçiminde ifade edilmesi de belki de ciddi bir sorun olmaz. Ama olimpiyatlarda temel ölçüt İslami ise, İslami değerler ise yarışmacıların giyim kuşamları, tarzları, bulunuş şekilleri, bulundukları ortam da İslami ölçülere göre olmalıdır. Bu konuda yetki mercisinde bulunan fıkıh ulemasının görüşleri, Diyanet Teşkilatı'nın bu konudaki fetvaları, görüşleri dikkate alınarak bir çerçeve belirlenebilirdi. Sosyal etkinliklerde, spor müsabakalarında pek de bu ölçüye uyulmadığı, keyfi muamele yapıldığı, şehvi arzuların galayına geldiği tarzda bazı görüntü, manzaralar, resimlerle karşılaştığımıza şahit oldu. Bu da bir vebaldır. Bunun bir başka yansıması da İslami değerlerin laşkalaşmasına bir zemin hazırlamasıdır. Yani bir tarafta İslami tabirler kullanılacak, İslami ifadeler kullanılacak, diğer taraftan da eylemler, faaliyetler, giyim kuşamlar İslam'ın ölçüsüne uyulmayacak tarzda olacak. Bu İslami değerlerin itibarsızlaştırması anlamına geliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu yapanlar bu vebanın altında kalamayacaklardır. Bu bir cürümdür, yazıktır. Yapmasınlar, etmesinler. Yani yapıyorlarsa eğer böyle keyfi muameleler tamamen İslam'dan uzak, İslam'ı da kabul etmediği tarzda bir tutumla bu tür şeyler yapacaklarsa bu işin başına İslami kelimesini kullanmasınlar. Başka başka isimler bulsunlar ki o İslam'a da leke sürmesinler. Biz bu konuda yetkili mercilere buradan sesleniyoruz. Lütfen bu işi yani dini sembolleri, İslami ifadeleri böyle nefsani, şehevi arzular alet etmesinler, lekelemesinler. Böyle devam ederlerse Cenab-ı Allah mutlaka bunun hesabını kendilerine soracaktır. Ve burada Müslüman halkın da duyarlı olmasını özellikle istiyoruz. Bu tür sahnelere aldanmasınlar. Bunların İslami bir değerle alakası yok. Sadece bir spor müsabakasıdır. İslami ifade altında gayri İslami uygulamalar yapılmasına rağmen yetkili organlardan, sivil toplum kuruluşlarından ve Diyanet Teşkilatı'ndan tepki gelmemesi bizi gerçekten üzüyor. Bunu da ifade etmek istiyorum.